Meral, ne yapıyorsun kızım? Hazırlanıyorum. Evet, hazır, başlayabiliriz. Bir kişi fazlasınız ama neyse artık. Kazanacağız, hepiniz göreceksiniz. Hadi bakalım. Çekil bakalım Meral. Siftah yapayım. Ne yapıyorsun kızım sen? Olmaz, sen atamazsın. Hamilesin, oynamayacaksın sen. Ya delir mi oğlum? Bırak, atacağım ya. Songül, hamilesin diyorum, olmaz. Ya sus be, sus, karışma. Nasıl atılıyor bu? Hazır mısınız? Haydi Songül. Hadi. Haydi. Güney, ne yapıyorsun kardeşim? Kızları gaza getirdim, hepsini devirdiler işte. Ya. Neyse Bela, moral bozmaya gerek yok. Neyse ki sıra bizde ve ben atıyorum. Aa bak, rica ediyorum. Rica ediyorum, güzel bir atış yap lütfen. Hadi aşk lopum. Ay çok kötüsün canısı. Geç yetinesi kardeşim, geç. Yapayım abi. Ya oturmuş mu? Hadi kader. Ay yok, ben yapamayacağım. Sen daha güzel tutuyorsun. Tamam. Songül. Yeter. Bak az öncekine bir şey demedim, artık bunu atamazsın. Olmaz. Ya bırak, atacağım ben. Çok güçlüyüm. Hepsini düşürüyorum. Hayır kızım, hamilesin diyorum. Çocuğa bir şey olacak. Senin yerine ben atarım aşkım. Vallahi bırak, senin yerine ben atarım. Ya hayır, bırak ya. Abi yeter kız haklı. Bıraksana atsın ya. Allah Allah. Sen tabii evli değilsin. Çocuk beklemiyorsun. Öyle uzaktan konuşması kolay. Evlensen seni de göreceğiz. Ya lütfen bırak Güney. Ben hepsini atabiliyorum. Çok güçlüyüm. Sus lütfen. Sadece seyret. O zaman hepsini devir. Güney, ne yapıyorsun kardeşim? Ne haksızlık bu? Ne alaka ya? Sıra bizdeydi. Abi diskalifiye oldun sen, hadi. Hadi çık abi sen. Nasıl ya? Evet abi, diskalifiye oldun. Ya bir de hepsini deviriyorsun utanmadan. İyi tamam ya. Üzülme aşkım, sağ ol. Allah'ım ya. İş yine bana kaldı. Hadi Ali, hadi. Hadi kardeşim. Çizgiye basma, dışı sayılmayacak. Eylül, ne yapıyorsun ya? Sana ne? Şşş. Sağ ol sevgilim. Ya kızım ne yapıyorsun? Ben koca beyledim. Adam şurada oturuyor, görmüyor musun? Ya ne yapayım? Kıyamıyorum. Hay Allah. Ya onu işte, gördün mü? Aa, bir de seviniyorsun ya. Ne yapıyor? İşte bu kardeşim. Bombalamaya devam. Sana yok. Sen cezalısın. Neyse, tamam kızlar, sakin olalım. Biz zaten kazanıyoruz. Meral'cim sıra sende. Hadi bakalım. Tamam kaptan. Hadi Meral. Meral! 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 Aferin Meral! Yok artık ya. Yok artık, her şeyi deviriyorlar. Atıyor abi. Aferin Meral. Aferin. Eylül.
kremi baş köşeye koymuş bile. Gerim gerim gerildi. Yok İsviçre kremiymiş de aman da aman. Bakayım. Öf leş. Bu organikler böyle kokuyor galiba. Leş leş. Bakayım birazcık sürelim. Oh. Işıl ışıl yapıyormuş hasbam. Çok iyi bilir kendi kösele gibi derisine. Hiçbir şeye yaramıyor. Bana ne güzel olacak. Oh. Botokslu gül goncası ya. Kenar mahalleden gelmiş. Vır vır vır. Bir poz bir poz. Güzel oldu. Biraz daha mı süreyim hadi? Ya kızlar, amma oyun meraklısı çıktınız ha. Niye geldik abi biz buraya? Evet doğru. Cemre ile Serkan'ı baş başa bırakacaktı. Yani. Tamam boşaltalım bir şekilde bir şeyler yapalım yani. Tamam tamam. Songül. Aşkım vitamin saatin. Birazdan içerim. Olmaz birazdan falan yok. Songül saçmalama. Hemen hadi hadi. Ay birazdan içerim diyor kız. Meral, Songül'ü getirir misin? Meral, sana. Hadi gidelim Cansu. Cemre sıra sende. Tamam. Geç, geç, geç. Ali. Serkan, ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. İstiyor musun? Yok kardeşim, sağ ol. Tamam. Herkes nereye kayboldu? Güney'in... Ha. Anlaşıldı. Bizi yalnız bırakmak istemişler. Neyse Cemre, hadi biz de gidelim. Ya Serkan ya. Ya sen benimle baş başa kalmaktan bu kadar mı sıkılıyorsun? Cemre, ne olur başlamayalım. Nerede kaldık ki? Biz hep böyle küs mü kalacağız? Evet. O gereksiz herif senin etrafından çekilene kadar böyle olacak. Ya Serkan ne alakası var ya? Ya o çocuk benim iş arkadaşım. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Bak hatta daha demin kızlar yanlışlıkla buraya çağırmışlar. Ben sırf sen bozulma diye çocuğa git dedim. Senin için kovdum Sunay'ı ya. Daha ne yapayım ben? Ha öyle mi? Bir de buraya geldi yani herif ha? Gerçekten Azmi'ni takdir ediyorum ben bu adam. Bravo. Ya Serkan sen ne kadar kıskanç, huysuz, ilaççı bir insan oldun ya. Ya yeter yap Sunay gibi yap Sunay gibi. Neden sen onun için bana trip atıyorsun? Ya niye bana inanmıyorsun sen? Ya bıktım artık. Tuna da tuna, tuna da tuna. Niye dinlemiyorsun be? Ay. Cemre sen ne yapıyorsun ya? Rahatladım. Sedef, bana bak. Bak bir. Ne oldu? Bir şey mi olmuş benim yüzüme? Bir alerji mi oldu? Ne yaptın sen ya? Ne oldu yüzüne? Kız ne yapacağım? Cayır cayır yanıyor bütün yüzüm, içim. Ne oldu? Aa. Aynı domates gibi olmuş. Niye gülüyorsun sen ya? Allah Allah. Marketten kendime krem aldım. Ne oldu? Dokandı mı? Ne oldu yüzüme ya? Yalan söylüyorsun. Sen benim yeni aldığım kremi kullandın. Değil mi? İşte sonuç ortada. Ne kullanacağım be ben senin kıytırık kremini? Bak hala inkar ediyor. Ya ben senin ne kadar ahlaksız bir kadın olduğunu bildiğim için... kremin içine çamaşır suyu karıştırmıştım. İşte görüyoruz sonucunu. Ya bir daha başkasının malını kullanmamayı öğrenirsin. Çamaşır suyu mu? Gerçekten mi? Nasıl bir kadınsın sen ya? Bildiğin anneme tuzak kurmuşsun sen. O da tuzağıma düşmeseydi. Kaşındı.
domates. Ben Zehra isem, o domatesi senin. Ya geçmezse? Arkadaşım, arkadaşım, hop kolay gelsin. Sağ ol. Bir kapat da konuşalım. Bir kapat da konuşalım diyor. Ha öyle mi kapanıyor? Ha böyle kapanıyor. Ne diyeceğim? Şimdi biz, şimdi bu tür çim biçme olayları olsun, tadilat olsun, hafta sonu yapmıyoruz. Böyle şeyleri daha çok konsantrasyonumuzu hafta içine veriyoruz böyle durumlarda. Çünkü gır 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 biz bunu duyuyoruz, iyi olmuyor. Tamam. Çalıştırmayız. Sağ ol. Bir şey soracağım. Sen bu evde mi çalışıyorsun? Çalışıyorsun derken ev sahibiyim bu arada. Ha, sen bu evin sahibisin. O zaman sen ejder olmalısın. Aynen öyle. Hayırdır, neden sordun? Hayır olsun, hayır olsun. Mahvettim lan ben seni. Göreceksin lan sen gününü. Göreceksin. Neyi gösteriyorsun ya? Manyak mısın? Manyak mısın lan? Gel lan buraya. Neyi gösteriyorsun lan? Gel lan buraya. Manyak. Kız bana bak. Geçti mi biraz? Nasıl? Geçmiş biraz hafiflemiş gibi geldi. Yok be annem, hiç geçmemiş. Hadi gel biz doktora gidelim, geçmeyecek galiba. Kız ne doktoru ya? Çamaşır suyu koymuş, ne doktoru? Geçer de yani biraz hafiflememiş mi? Zehra! Ne oluyor ya burada? Zehra! Zehra polisi ara! Zehra polisi ara! Gel lan buraya. Gel. Buldum ulan seni. Aa, gel. Ne oluyor be? Polisi ara, polisi. Gel. Ya gel buraya, ne yapıyorsun? Gel. Gel. Gel lan buraya. Lan. Gel lan buraya. Lan, lan polisi ara. Lan iki tane iş. Bana mı düştü gel. Be? Anne ne yapıyorsun sen? Dur lan. Dur. Gel lan dur. Buraya. Ya bir şey konuşacağım ya. Bir şey konuşacağım. Anne bırak onu. Gel. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dur. Ya bir söyle, bir sebebin varsa söyle, çekileceğim. Ne oldu? Hanım. Çekil aradan. Benim seninle işim yok. Çekil aradan, ben şunun bir defterine döneyim. Ya bir dur ya. Yemin ediyorum ağzının ortasına vururum ha. Allah Allah. Ne istiyorsun adamdan? Söylesene ya. Lan gel lan buraya. Ya. Polisi arıyorum. Hah arıyorum. Şu anda polisi arıyorum. Ama zannetme ki korktuğum için. Ben medeni adamım, medeni. Sadece kaba kuvvete başvurmuyorum, o kadar. Hah. Ara lan ara. Aramazsan adam değilsin lan. Arıyorum. Yavuz! Ne oluyor burada? Sen ne yapıyorsun elindekini? Yap bir şey ya. Bu senin delin mi ya? Sen sahip çıksana deline. Manyak gibi elinde sopayla koşturuyor, üstüme geldi ya. Atkı altını öldürüyordu ikimizi de, ejderi de öldürecekti yani. Ay nasıl ya? Ejder iyi misin? İyi değilim Defneciğim. Polisi arıyorum şu anda. Sakın Ejder. Tamam ben halledeceğim. Ya şimdi polis falan gelecek, ortalık birbirine girecek. Boş ver, hiç uğraşmayalım onunla. Özür diliyoruz, çok özür diliyoruz. Bir daha olmayacak, ben halledeceğim ne olur. Ama bence sen de konuşma. Adam çünkü normal değil. Psikopat. Durduk yere saldırdı herif ya. Ulan sen kim oluyorsun da bana hakaret ediyorsun? Hakaret ediyor mu bana? Yavaş. Şu anda arıyorum. Ha ara lan, ara lan. Canım sen hemen de Ejder'i içeri götürsene. Bir sakinleşsin. Ben konuşacağım, halledeceğim. Tamam, özür diliyoruz. Hadi. Sinirleniyorum ha. Hayır yok tatlım, tamam. Sakin ol. Sinirlenme. İçeri gidin. Tamam, ben de. Hadi sen Ejder'i al içeri. Ne olur hadi. Ejder içeri. Dua et. Medeni insanım. Bak dua et. Görüşeceğiz oğlum. Görüşeceğiz ulan seninle. Niye aramıyorsak polisi? Sallama lan o sopanı. Tamam sakin, ne olur. Hadi. Geç. Sen ne hakla benim komşuma saldırırsın? Ha? Bana bak, yemin ediyorum bir daha böyle bir şey olursa. Ya bir dahası falan yok. Defolsun gitsin şu evden. Ya ne mermer bakıyorsun, defolup gitsene. Kızım. Ay bana kızım falan deme. Hadsiz şey.
Nasıl demeyeyim ha? Söyle nasıl demeyeyim? Defne ben... Tersine gelmiştir kızım, tersine gelmiştir. Değil mi? Yani bu seferlik görmezden geleceğiz. Tabii, tabii. Anne, fakirlik zamanları sende fazla hoşgörü yaptı galiba. Ya kovsana şunu evden. Olmaz kızım, olmaz. Yavuz Bey bizimle çalışmaya devam edecek. Ama bir daha böyle bir şey asla yapmayacak. Değil mi? Tabii canım, neden olmasın? Ya anne niye alttan alıyorsun? Akrabamız değil, bir şeyimiz değil. Alt tarafı süt annemizin kocasıymış. Kov şunu ya. Kovamam. Yavuz Bey'i kovamam Defne, lütfen. Hadi. İyi, kovmazsan kovma. Ama bana bir daha kızım falan demez. Bak görüyor musun? Aynı ben. Nasıl bana benziyor? Ay hadsiz. Ya hadsiz. Yürü, yürü evi. Allah'ım yarabbim. Bilmediğin bir şey olursa sor bana. Ben söylerim. Sorarım. Biz hazırız. Aman pek şıksınız. Lüks restorana mı gidiyorsunuz? Evladım. Siz iki çocuk sahibi dar gelirli insanlarsınız. Neyinize gerek? Haşlayın makarnanızı, oturun evinizde yiyin. Klasik müzik konserine gidiyoruz Neriman Hanım. Bak, bunlar hep özenti işte. Niye özenti olsun Neriman Hanım? Biz klasik müzik seviyoruz. Ben de inandım. Neyse, sizi ikna etmekle vakit kaybetmeyelim ama çocukların yanında kalmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne demek evladım? Bugün ben sizin yardımınıza koşarak gelirim. Yarın da siz bana, değil mi? Evet, anlaşıldı. Biz bu gecenin karşılığını bayağı bir ödeyeceğiz, yalnız söyleyeyim. Evet. Evet. Canım benim, çok geç yatma, tamam mı? Yatma. İyi eğlenceler size. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. İyi eğlenceler, güle güle. Klasik müzik dinleyeceğim. Evet. Biz de eğitimimize başlayabiliriz. Eğitim derken? Bir yetim nasıl davranmalıdır eğitime evladım? Seni bir özgüvenli, pek bir şımarık gördüm çocuğum. Sen fakir Mesude'nin yetim çocuğusun. Geldiğin yeri unuttun mu? Gözlerini doldurur. Ablası kılıklı. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Anan da yok. Hem yetim hem öksüzsün. Yani biraz böyle boynunu eğeceksin, kuyruğunu da kıstıracaksın. Yoksa ablanla çetesi gibi başına gelmedik şey kalmaz. Neyse, ben seni böyle böyle eğitirim. Hediye nerede kaldı? Dizim başlayacak şimdi. Hediye teyze mi geliyor? Evet, herhalde yani. Seninle o kardeşine ben mi bakacağım? Hediye bakacak, ben de başında bekleyeceğim. Diplomanda bir keşif yapalım. Çalış sen, çalış. Alo Nurhan. Abi, ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Televizyonun sesini biraz kısabilir miyiz? Kaç kere
Duymuyorum ya, evladım. Öf, sessizdeydin Nurhan. Ders çalışıyorum. Bu akşam neredeydin? Güzel çalıyor. Aynen. Yalnız acayip nezih bir klasik müzik gecesi geçiriyoruz şu anda. Kesinlikle. Ya yalnız Neriman Hanım da kızlara yalan söylediğimiz için suçluluk duymuyor da değilim. Vallahi ben hiç suçluluk falan duymuyorum Feride. Yani ne diyecektik? Büşra'nın yanında bara gidiyoruz mu diyecektik? Ay doğru söylüyorsun ya. Çocuklara her şey söylenmez ki zaten. Aynen. Aynen. O zaman dans. Anlamadım ki. Adıma gittim. Dedim bunu biz hafta sonu yapmıyoruz bu işleri. O çim biçme makinesi gır 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 çalışıyor. Rahatsız oluyoruz. Bunu başka bir zaman yapar mısınız diye tak çöktü adam üstüme. Ama Komodor Ejder diyorduk. Fıspender çıktı yemin ediyorum. Adamdan bir kaçışım var. Ellere şenlik. Yalnız ben ekseriyetle bunu kullanıyorum. Bunu kullananlar o adam gibi insanlar işte. Pardon da bunu ben de kullandım hatırlarsan. Yani mertliğin onda dokuzu kaçmak da yani sonuçta adam resmen pekmezini çıkaracaktı senin. Bir kaçışı var yeminle. Ben utandım ben olmasa. Yalnız bu arada sana teşekkür etme fırsatım olmadı. Gerçekten çok sağ ol. Gerçekten mi? Evet. Her zaman beklerim. Kuvvetli bir tipim ben çünkü. Böyle şeyler yaşanmasın da. Ben hakikaten yatsın kalksın dua etsin. Eğer Nazan Hanım olmasa ben adamı şu anda veririm mahkemeye. Yıllarca bu iş sürer yani ama yatsın kalksın dua etsin. Kötü insan çok etrafta. Hı hı. Çok geçmiş olsun Ejder amca. Sağ ol canım. Ya bakıyorum bakıyorum Zehra abla senin buraların böyle pembe pembe olmuş. Niye? Ha. O benim de böyle bir ilgimi alakamı cezbetti de şey yapmayalım dedim. Emekliyken sonra. Bildiğimiz kalkarsa diyor. Gülmeyin anneme. Sonuçta ben hassas bir tipim. Yani narin bir yapım var ve ince bir yapım var. Böyle o şeyle tül şeftalileri yedim de dokandı biraz. Yalan söylüyor. Hoş geldin. Kadın benim yeni kremime musallat oldu. Ben de dersini alsın diye içine çamaşır suyu koydum. Çok akıllısın. Yok artık yani ya. Ya ben hanginize ne diyeyim bilemiyorum gerçekten. Yemin ediyorum bu evden bir git. Dünya aleme lokma döktüreceğim. O fakir fukaraya. Anladın mı? Hepsine. Bir git. Bir rahatlayayım. Kaç gün kaldı bebeğin bunun gitmesine? Deftere bakmam lazım anneciğim. Çeteli mi tutuyorsunuz? Evet. Bayram günü olarak ilan ettim. Bekliyorum. Bravo. Sen buldun mu kendine bir ev? Bu ev Allah aşkına kibar kibar söylüyorsun sen de. Sen buldun bu ev ne bulacak? Artık anlamadığını yani gör anlamıyor. Bunu böyle yaka paça atacaksın evden defol git diyeceksin be defol.
Ejder, sen de hiçbir şey demiyorsun. Zehra, bu yemekle niye tuz koymuyorsun sen? Koyuyorum. Tuzu ben sofrada da tuzu yok. Bir dahaki sefere koyarım. Tamam. Canım, gördüğün gibi kimse seninle ilgilenmiyor. Yani Ejder bile benim yemeklerimle ilgileniyor, seni bu evde. Hiç kimse istemiyor. Git. Go. Ejder, bir dahaki sefere ne yemek yapayım sana? Karnıyarık yapsan iyi. Olur. Başlıyor herhalde. Hadi biz de yapalım. Yok. Ne? Utanırım aşkım ben. Aa, saçmalama, çok güzel şarkı söylüyorsun Toprak, hadi. Hadi lütfen ya. Aşkım çok kalabalık burası. Ya çok eğlenceli olacak, zaten kalabalık olması lazım. Karaoke bu, hadi. Aşkım ben sana evde yaparım. Karaoke bardayız şu anda, biliyorsun değil mi? Hadi lütfen ya, lütfen. Ya. Ya bak ne kadar güzel şarkı çalıyor. Hadi yazdır, biz de söyleyelim. Hadi lütfen. Hadi ne olur. Ay inanmıyorum sana. Aşk olsun. Aç kalbini, ben geldim. Sıkı sıkı tut, bırakma, zor yıktım duvarlarımı. Kıymetini bil, uzatma. Bak yıldızlarımı döktüm, açtım kapılarımı. Gir içeri, gör farklarımı. Bahçelerimi anla, ben büyük harflerden ürktüm. Ben anlamam toptan, tüfekten. Ben anlamam taştan, yürekten. Anlamam akıntıya, kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan. Ben anlamam toptan, tüfekten. Ben anlamam taştan, yürekten. Anlamam akıntıya, kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan. Gözlerinin arkasını, sözlerinin altyazısını, kalp diline çevirdim çoktan. Okudum öz Türkçe acısını. Bak yıldızlarımı tüfekten. Ben anlamam taştan, yürekten. Anlamam akıntıya, kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan. Ben anlamam toptan, tüfekten. Ben anlamam taştan, yürekten. Anlamam akıntıya, kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan.
bense sen ne dersen o olacak Çağla. Sakin ol. Sen bana nasıl hakaret ettiğinin farkında değilsin Rıfat. Bunu göreceksin sen. Sonuçlardan sonra bir yanlış yap. O raporu Aytekin'in önüne atacağım. Biraz acıktım da ben. Sana bir tost yapayım mı kuzum? Ne oldu lan? Yanında ya meyve suyu da ister misin evladım? Olur. Olur diyor bir de şaşkın. Yalnız bu Rıfat bitirdi beni, bitirdi. Ömrüm kalkma Elia, kalkma hiç. Otur. Gece gece tost mu yenirmiş? Rıfat Çakar olmanın nimetini yiyorsun. Ama çocuk acıktım diyor Neriman Hanım. Akşam yemeğinde doğru düzgün yeseydi o da. Bana bak. Ay bunu iyice rahata alıştırmışlar. Disiplin hak getire. Yani yurtta olsaydın aç kalmıştın evladım. Bak bu da ikinci dersin. Yemek buldun mu bir daha hiç bulamayacakmış gibi yumulacaksın. Ama yurtta değiliz ki Neriman Hanım. Olsun. Feridelerin bunlardan sıkılıp yurda bırakmayacağı ne malum. Feride ablalar bizi yurda mı verecek? Yok şekerim. Neriman Hanım şaka yapıyor. Değil mi Neriman Hanım? Ne şakası Hediye? Ne şakası? Hayatın gerçekleri bunlar. Gerçi Feride'ler öyle sorumsuz insanlar değil ama... Dünyanın bin bir türlü hali var. Bak şimdi, bunlar motora biniyorlar ya... Böyle arkalarından bir tır gelse, ay bunlara bir çarpsa... Bunlar da böyle naylon gibi yere serilse... Ay sonra... Sonra bunlara yurdun yolları görünür. Ay Allah korusun Neriman Hanım, ne diyorsunuz Allah aşkına? Çocuğu hayata hazırlıyorum Hediye. Ay sen de şu doğalgazı kapatsana. Yurtta olsaydık saat 10'da kapatmıştık. Devletimin gazı har har yanmasın. Bu devletin gazı değil Neriman Hanım. Feride ablaların. Allah Allah, her şeye de bir cevap. Dili de pabuç kadar olmuş. Sen benim elime bir düşsettin. Dizimi de kaçırdım sizin yüzünüzden. Benim böyle cildim kurudu biraz. Havadan mıdır nedir? Ay canısı benim yaptığım maskeden yapsana. Bak şimdi yoğurtla balı karıştırıyorsun üstüne sürüyorsun o kadar. Ay Meral ne kadar müsrifsin ya. Balı bulduk da yüzümüze sürmek kaldı. Mert'ciğim. Mert. Efendim. Hani biz böyle kısa şeyler konuşuyoruz ya, rahatsız olduysan hiç problem değil, güneye çıkabilirsin yani, hiç sorun değil, değil mi? Yok canım, niye rahatsız olayım saçmalama. Ben gayet iyiyim, siz keyfinize bakın. Ne güzel oldun böyle ya, değil mi? Gide gele vallahi bizden biri gibi oldun. De gele mi? Çocuk gitmiyor ki. Allah öyle oldu ya, vallahi. Abi bildiğin postu serdi ya. Çocuk yüzsüz de o kadar laf sokuyorsun anlamıyor. Meraklı anahtarı vermiş galiba. Oha, oha yani gerçekten. Benim daha anahtarım yok ya, alınıyorum ama. Ha kızlar. Ay niye fısıldaşıyorsunuz? Ayıp oluyor ama bana da söylesenize. Ejder amcam bahçıvandan dayak yedi de onu anlatıyorum. Ne? Oha, Ejder amca bahçıvandan dayak mı yedi? Eylül, kız saatlerdir bu olayı anlatıyor ya, dinlemiyor musun sen? Ya
Ejder amcam Nazan Hanım'ın bahçıvanına kızmış işte. Böyle gürültü yapıyor diye. Sonra adam da bayağı kazmayla peşinden kovalamış. Oha ya! Ay keşke orada olsaydım ya. Çekerdim, seyredirdim. Ama çok fena. Tabii senin gerçek amcan olmadığı için için yanmıyor. Ama benim böyle durumlarda içim yanıyor Meral. Senin gibi öyle gülünecek bir durum değil benim için. Ya Kader'cim, ben senin için o kadar uğraşlarla Tuna'yı bowling'e getireyim. Sen bana direkt laf sor. Bu mu senin teşekkürün? Çocuk kapıdan bile giremedi Meral. Yani neyine teşekkür edeceğim anlamadım. Ya bu benim suçum değil ki. İş güzellerin yüzünden oldu. Bana bak, iş güzel deyip laf sokma sakın. Evet, Güney'le biz sokmadık Tuna'yı içeri. Haklıyız da kızım. Siz ne kadar şuursuzsunuz ya. Biz bir organizasyon yapıyoruz. Cemre ile Serkan'ı barıştırmak için bir şeyler yapıyoruz. Kara kediyi getirmişsiniz oraya saçma sapan. Gerçi organizasyon da pek iyi sonuçlanmadı ama. Çünkü Serkan'ın barışmak gibi bir niyeti yok Leyli. Sen de çocuğa pek saracan davranmadın da neyse. Yapabilirim, gözüm döndü. Zar zor yıktın duvarlarımı, kıymetini bil, uzatma. Ben anlamam toptan, tüfekten. Ben anlamam taştan, yürekten. Ya çok eğlendim. Ne olur bir daha yapalım. Çok güzel bir kaçamaktı bu. Hemen bir tane daha klasik müzik konserine bilet alıyorum ben de. Ayarlıyorum. Klasik müzik konseri ama yine değil mi? Haftaya o zaman. Haftaya tamam, ne olur. Ya ben hala yalan söyledik diye vizyon alıp çekiyorum. Şşt! Benim oğlum duyarsa vallahi bizi eve sokmaz. Cezalandırır. Cezalandırır. Evet, cezalandırır ya. Ya toprak, bir şey söyleyeceğim. Yalnız haftaya klasik müzik konseri olarak alıyorsun. Tabii. Bir şey söyleyeceğim, hangi konsere gittiniz? Hangi konsere gittiniz? Bak Ayşe. Biz geldik. Sevda abla. Canım. Hediye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hediye Hanım, neye yettiniz de geldiniz? Eğlendiniz mi? Çifte kumrular. Kalbini dinle. İyiydi. Çok güzeldi sayenizde. Teşekkür ederiz. Ben... Şuracığım. Ya Ferda abla, Toprak abi. Sakın bir daha binmeyin o motora. Binmeyin, bir daha binmeyin. Yoksa tır çarpar size, asfalta yapışırsınız. Size bir şey olursa Metin'le biz ne yaparız? Büşra'cığım, kabus mu gördün sen güzelim? Yok canım, yok. Hiçbir şeysi yok. Sıkıntıya gelemedi de ondan mızmızlanıyor. Bir ara o küçük canavar Metin de böyle uyanacak gibi oldu. Gözlerimi bir belerttim. Tekrar uyudu vallahi. Siz bunları çok rahat bırakmışsınız. Bakın, ikisi de elimde muma döndü. Neriman Hanım kendi usulünce disipline soktu çocukları. Siz anlarsınız. Hep sen odana geç, geliyorum yanına birazdan. İyi nasıl geçti? İyi miydi? Ha? Bunlar klasik müzik dinlemeye gittiler. Günaydın canıslar. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Rötüp bitti, yumurta haşlamaya çalışıyorum. Sefalet diz boyu desene.
Meral, bak bizim ilk bulduğumuz işe girmemiz lazım. Yoksa yiyecek bir dilim ekmeğimiz bile kalmayacak. Ben sana söyledim. Söyleyin tübü, ben ödeyeceğim dedim. İstemedin ki. Mert, gerek yok. Biz başımızın çaresine bakarız. Ya ne var işte, benim de eve bir katkım olsun. Hem siz demiyor muydunuz Mert sen de bu evin bir insanı oldun diye? Biz onu belki sen bir şeyleri idrak edersin diye şey yapmıştık ama neyse. Efendim? Hı? Ya. Ya siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Bu masa örtüsünün hali nedir? Ha? Dün sehpaya meyve suyu dökülmüştü. Ben de bez bulamadım akmasın diye de onunla sildim hemen. Ha, aferin Mert. Masa örtüsü bu. Bez değil. Yeter ya. Yeter artık ya. Her yer pislik içinde. Sizin yüzünüzden hasta olacağız ya. Pardon da canısı bizimle ne alaka? Hayır, sadece biz mi kirletiyoruz bu evi? Evet, sadece ikiniz kirletiyorsunuz bu evi. Sizin arkanızı toplamaktan bıktım artık. Yani yediğiniz tostun tabağını bile ben temizliyorum. Yeter ya. Ay tamam be. Sabah sabah çağırlama. Bundan sonra daha dikkat ederiz. O yetmez canısı bana. İkiniz de bugün bu evi temizleyeceksiniz. Her taraf pırıl pırıl olacak, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Komik mi şimdi bu Mert? Sen şansını zorlamasana. Evet canısı. Yoksa Cemre seni çamaşır suyuna batırır, çetiler ona göre. Tamam Cemre'cim. Okuldan çıkınca evi temizleriz. Tamam. Hı. Hadi derse geç kalacağız. Emredersiniz komutanım. Hemen geliyorum. Gülme. Eylül ya, şuna bakar mısın? Evet tamam, sakin ol. Gel bakayım. Bıktım ya, yeter artık. Çıkmaz mı ki bu iş? Bilmiyorum, çıkaracaklar artık. Günaydın. Diyeceğim de. Tabii onun için önce uyuman lazım. Ama sen eve yeni geliyorsun. Macide, o kadar yorgunum ki. Hiç seninle uğraşacak halim yok, lütfen. Tabii. Kumar masasına tünemekten yorulmuşsundur. Bu sefer ne kadar kaybettin? Para benim param değil mi? İster kumar masasında kaybederim, ister yolda. Para senin paran değil Ejder. Kaderin. Sen niye böyle vakit harcıyorsun ki hala? Gidip ev arasana kendine. Kader seni burada o kadar tutmayacak, bak haberin olsun. Sen beni hiç merak etme. Ben her türlü başımın çaresine bakarım. Sen asıl kendini düşün. Öyle bir şey yapacağım ki feleğin şaşacak. Çok haklısın. Ya bu çiçeklerden falan mümkünse arka bahçeye de koyarsın birkaç tane. Hani ağaçların da budanması gerekiyormuş diye. Nazan! Bu İlkel herifin ne işi var hala burada? Ne? İlkel? Lan değişik, sen kime İlkel diyorsun ha? Tamam, 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 tamam. Sen gidip şu garajı temizlesene, hadi. Hadi, 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 garajı hadi. Ben sana sorarım. Şşş, Yavuz. Ben sorarım sana. Hadi, hadi. Aa. Sen bunu kovmadın mı hala? Hayır. Sebep? Ben sana hesap vermek zorunda mıyım, ha? Benim Yavuz'la hiçbir sorunum yok. Tamam, sana saldırması hiç hoş değil ama... ya senin de temiz bir dayağı hak etmediğini kim söyleyebilir? Ne güzel bir güne başladı.